Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 28 Ekim 2016 Cuma. Musul Harekatı'nda Ankara'yı endişelendiren senaryolar gerçeğe dönüşüyor. Şii Haçlı Şabi milislerinin saatler içinde Türkmen kenti Telafer'e gireceği öne sürülüyor. Ankara gelişmeleri dikkatle izliyor. Musul operasyonunun olumsuz etkilerinden biri de hava kirliliği oldu. IŞİD, Musul'daki kükürt fabrikasını ateşe verdi. Güneydoğu Anadolu'da asit yağmuru korkusu hakim. Bir süredir kulislerde konuşulan konu artık açıkça dillendirilmeye başlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göre iktidar erken seçime hazırlanıyor. Amaç FETÖ temizliği. Başbakan Binali Yıldırım kesin bir dille yalanladı. Karşılıklı açıklamaları ekrana taşıyacağız. Türkiye, Cumhuriyet'in 93. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bursa'nın dört bir yanında da yarın coşkulu kutlamalar yapılacak. Ayrıntıları canlı bağlantılarla aktaracağız. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Şimdi ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Musul'u kurtarma operasyonunun 12. gününde Türkiye'nin uyarıları gerçeğe dönüşmek üzere. Irak ordusuyla birlikte hareket eden Şii Haçlı Şabi milislerinin saatler içinde batı yönünden Telafer kentine girmeye başlayacağı öne sürüldü. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de Musul'un alınması durumunda bağımsızlık ilanına hazırlanıyor. Sünni Arap aşiretlerinin etkin olduğu Musul'u Şii milislere teslim etmek bölgede yeni bir ateşin fitilini yakmak demektir. Irak'ta Şii milisler Türkmen kasabası Telafer'e girmek üzere. Açıklama Haçlı Şabi milislerinin sözcüsü Ahmet El Esadi'den geldi. Reuters haber ajansına konuşan Esadi, Telafer'in ele geçirilmesi için planlanan harekat hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Esadi, buraya operasyon düzenlemeye birkaç saat var ifadelerini kullandı. Haçlı Şabi güçlerinin komutanı Muhammed Şerif de Telafer'e girmeleri durumunda kalmak istemeyen sivillerin ayrılabilmesi için ilçenin güneyinde bir koridor oluşturacaklarını söyledi. 2014'te IŞİD'in eline geçen Telafer'de nüfusun yarısını Sünni, yarısını da Şii Türkmenler oluşturuyordu. IŞİD sonrası Şii Türkmenlerin neredeyse tamamı güneydeki Necef ve Kerbela'ya kaçtı. İlçede kalan Sünni Türkmenlerin de IŞİD'le işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Haçlı Şabi, Tikrit ve Felluce'nin IŞİD'in elinden alınmasının ardından bu kentlerde IŞİD sempatizan olduğunu öne sürdüğü Sünni sivilleri öldürmekle suçlanmıştı. Türkiye'de Şii milislerin Telafer'e girmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İntikam duygusu içinde olan Haçlı Şabi'nin Sünnilerin ağırlıkla yaşadığı yerlere saldırmak istediğini görüyoruz. Telafer veya diğer bölgelerde saldırı olursa kararlılığımız da var. Allah'a şükür muktediriz de. Oradaki kardeşlerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Necirvan Barzani'den ise bağımsızlık açıklaması geldi. Peşmergelerin Irak ordusuyla birlikte Musul'u en geç 3 ay içinde kurtaracağını öne süren Barzani, ardından bağımsızlık için girişimleri başlatacaklarını açıkladı. Bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani bir gün önce düzenlediği basın toplantısında peşmerge güçlerinin Musul kent merkezine girmeyeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Elbaba ardından Rakka'ya yönüleceğiz açıklamasına Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt geldi. Beyaz Saray, Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde koordinasyonun önemine dikkat çektiğini açıkladı. Washington'dan YPG ile yaşanacak bir anlaşmazlığında IŞİD'le mücadeleye zarar vereceği uyarısı geldi. Suriye ve Irak'ta bekamızı tehdit eden hiçbir gelişmeye seyirci kalmıyoruz, kalmayacağız.
Yaklaşık 1,5 saat süren telefon görüşmesinde Amerikan Başkanı Barack Obama'ya, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki kararlılığını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Günlük basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin Musul operasyonunda alacağı rolün sadece devam eden görüşmelerin bir parçası olduğunu söyledi. Türkiye'nin halen operasyonda yer almadığını belirten sözcüye göre, Obama görüşmede Erdoğan'a IŞİD'le mücadelenin Irak hükümetinin davetiyle yürütüldüğünü söyledi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir başka tartışma konusu da Rakka operasyonu. Şimdi Elbab'a yürüyoruz. Elbab'ı da onlar terk edecekler. Mücadele öyle devam edecek. Ondan sonra Münbiç'e, Rakka'ya yöneleceğiz. Biz dedik ki gelin sizle beraber Rakka'dan DAEŞ'i atalım. Bir gazetecinin Erdoğan'ın Rakka'ya yöneleceğiz açıklamasını sorması üzerine Ernest, Obama'nın görüşmede girişilen tüm operasyonların koalisyonun diğer üyeleriyle koordine ve entegre edilmesi ihtiyacını yinelediğini belirtti. Beyaz Saray sözcüsü, Türkiye'nin YPG itirazına karşılıkla taraflar arasındaki görüş ayrılıkları IŞİD'i yok etmeye yönelik ortak çabaya zarar verebilir ifadelerini kullandı. Washington'ın bu açıklamasına Ankara'nın yanıtı da gecikmedi. Rakka meselesi bizim meselemiz değil. Bizim orada açık ve net bir duruşumuz var. PYD, YPG gibi unsurlar eğer bu operasyonun içinde yer alırsa biz orada yokuz. Bunun dışında başka bir formülünüz varsa buyurun gelin beraber yapalım. Irak'tan da Türkiye'ye yönelik tehditler gelmeye devam ediyor. Sincar yeni bir Kandil olma yolunda. Onun için biz Sincar'a müsaade edemeyiz. Çünkü orada PKK var. Erdoğan'ın açıklamalarının İran toprak bütünlüğüne yönelik olduğunu öne süren Şii Ulusal Koalisyonu, Türk askerlerinin Bağdat hükümetinin izni olmadan Irak topraklarında görülmesi durumunda düşman askeri muamelesi göreceğini duyurdu. Musul operasyonu IŞİD'in direnişine takıldı. Irak ordusu ve peşmerge güçlerinin ilerleyişi yavaşladı. Yüzlerce sivili canlı kalkan olarak kullanan IŞİD'in Musul'da 232 kişiyi infaz ettiği iddia edildi. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Buna göre IŞİD, Musul'da geçtiğimiz çarşamba günü 232 kişiyi infaz etti. İnfaz edilenler arasında siviller ve Saddam dönemine mensup eski askerlerin de bulunduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler, terör örgütünün yaklaşık 8 bin aileyi kaçırarak canlı kalkan olarak kullandığını da açıkladı. 17 Ekim'de başlayan operasyonun bugüne kadarki bilançosu da ortaya çıktı. Operasyonda 772 terörist öldürüldü. 40'a yakın yerleşim birimi IŞİD'den temizlendi. Irak ordusu, kent merkezine güney yönünden 2 kilometre, peşmerge güçleri yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunuyor. IŞİD'in Musul'daki kükürt fabrikasını yakmasıyla atmosfere yayılan zehirli gazların Türkiye'ye ulaşma ihtimali paniğe yol açtı. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde asit yağmuru tedirginliği hakim, gelen farklı açıklamalarda kafaları iyice karıştırmış durumda. IŞİD Musul'un güneyindeki kükürt üretim tesislerini ateşe verdi. Türkiye'de asit yağmuru alarmı verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan tedbir alınması istenildi. Asit yağmurları ile ilgili. Diyarbakır 112 Acil Komuta Merkezi tüm ekiplerini anonsla uyardı. Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Hakkari'de aniden etkili olan yağış ve sisle birlikte vatandaşları zehirli gaz telaşı sardı. Biraz kokuyu geliyor. İnşallah buraya yağmaz. Gel altı yağmurda koruyan şemsiyeyle. Tedbir için şemsiyeyle dolaşmaya karar verdi. Şırnak köylerinde kimse evden dışarı adım atmadı. Asit yağmurundan korkan öğrenciler teneffüsleri koridorlarda geçirdi. Yağmurlar tehlikeli. Hocalar sağ olsun bizi dışarı çıkartmıyor. İddialar Gaziantep'lileri de endişelendirdi. Vatandaşlar yağmurdan kaçarken valilik tehlike olmadığını duyurdu.
Suriye-Irak sınır boyunda etkili olan toz fırtınası ise Mardin'de paniğe yol açtı. Kent merkezi Nusaybin ve Kızıltepe'de görüş mesafesi 200 metrenin altına düşerken gün ortasında adeta akşam yaşandı. Burada çok kolayca Mardin'i görebiliyorken şu anda maalesef Mardin'i göremiyoruz. Gelen farklı açıklamalar endişeleri iyice artırdı. Sigara ve egzoz gazının çok daha konsantre, çok daha yoğun bir halinin geldiğini düşünün. Kronik bir akciğer, astım, KOAH, kronik bronşit, kalp yetmezliği gibi, o zaman etkilenmeniz daha fazla boyutta olacaktır. Büyük bir tehlike, büyük bir paniğe gerek olacak bir hadise yok. Hem Sağlık Bakanlığı, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hem bizim şu andaki kanaatimiz riskin hemen hemen yok denecek kadar azaldığı şeklinde. Acil önlem almamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Meteoroloji Genel Müdürlüğü rüzgarın yön değiştirmesiyle bölgede gaz taşınımı ve asit yağmuru riski beklenmediğini açıkladı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 66. günündeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha IŞİD ve PYD hedeflerini vurdu. Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 127 IŞİD ve 8 PYD hedefi ateş altına alındı. Afrin'den Elbab'a doğru hareketlenen bir grup PYD üyesi de Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava harekatıyla durduruldu. IŞİD ile Özgür Suriye Ordusu arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda terörist öldürüldü. 8 muhalif hayatını kaybederken 34 muhalif yaralandı. Muhaliflerin Azez Cerablus arasında bulunan 8 yerleşim birimi ile 40 kilometre karelik alanı kontrol altına aldığı bildirildi. Kocaeli, Samsun, Osmaniye, Yozgat ve Batman. Türkiye 5 şehidine daha veda etti bugün. Şehit 4 asker ve 1 korucu memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları şehitler için aktı. Diyarbakır'da şehit olan uzman çavuş Ali Polat Özbek henüz 23 yaşındaydı. 2 ay önce evlenmişti. Acılı eşi Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'ndeki törende al bayraklı tabuta sarıldı. Zeynep Özbek fenalaşınca yakınları müdahale etti. Şehit uzman çavuş Gebze şehitliğinde toprağa verilirken silah arkadaşı Adnan Uluışık Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Uzman çavuş Uluışık 24 yaşındaydı. Göreve 2 yıl önce başlamıştı. Bankadan kredi çekmiş babasına ev yaptırıyordu. Cenaze namazı da evinin önünde kılındı. Babası şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı. Hakkari'de şehit düşen uzman çavuş Ahmet Yılmaz 27 yaşındaydı. Kızı Ecrin 3 ay önce dünyaya gelmişti. Kızını hiç göremedi. Minik Ecrin bir kadın polisin kucağında katıldı Osmaniye'deki törene. Şehidin eşi ve annesi güçlükle ayakta durabildi. Bingöl'de şehit olan uzman çavuş Lokman Dargın 25 yaşındaydı. Göreve Haziran ayında başlamıştı. Yozgat'taki törende Kürtçe hatlar yükseldi. Gözü yaşlı babası ve kardeşleri tabutunu öperek uğurladı sonsuzluğa. Siirt'teki çatışmada şehit olan köy korucusu Kadri Yıldız için de Batman'da tören düzenlendi. Evli ve 6 çocuk babası şehit Yıldız, Gercüş'te gözyaşlarıyla toprağa verildi. Terörle mücadeleden son notları da aktaralım. 20-26 Ekim tarihleri arasındaki operasyonlarda 105 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da tam 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat ele geçirdi. Lice ve Kocaköy ilçelerinde de bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 5 araçla 6 ton esrar ve 10 bin kök Hint keneveri bulundu.
Nice'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu. Bölgede 3 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Genelkurmay Başkanlığı 20-26 Ekim tarihlerindeki operasyonların bilançosunu da açıkladı. Buna göre Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, İnegöl, Bingöl, Batman ve Ağrı'da toplam 105 terörist etkisiz hale getirildi. Haftanın son işlem gününde gözler bir kez daha dolardaydı. Sabah saatlerinde 3 lira 12 kuruşu aşan dolar bir kez daha tarihi zirve yaptı. Piyasanın notlarıyla Olay Haber Merkezi'nden Burak Demirci karşımızda. Burak Demirci, son zirve ile ilgili neler aktaracaksın? Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türkiye artık yavaş yavaş bayram havasına giriyor. Piyasalarda bugün resmi tatil nedeniyle yarım gün çalıştı. Yani öğleden sonra piyasalarda bayram havası başladı. Ancak piyasalar haftanın son işlem gününü bayram havasında kapatamadı maalesef. Dolar sabah saatlerinde 3 lira 12 kuruşu aşarak 3.12.65'te tüm zamanların Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış oldu. Aslında dolarda uzunca bir süredir yükseliş trendi devam ediyordu. Son dönemde bunun tabii hem iç hem dış etmenleri var, ancak bu son süreçte ilgili doları yükselten ana etmenleri sıralamakta fayda var. Nedir bunlar? Öncelikle Türkiye'nin önünde bir başkanlık sistemi tartışması söz konusu. Vatandaşların önüne bir referandum sandığı gelme ihtimali piyasalarda bir soru işareti olarak algılanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri arttıracağı endişesi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden sermayenin, yani paranın gelişmiş ülkelere doğru kaymasına neden oluyor. Yine Irak ve Suriye'deki gelişmelerle birlikte artan jeopolitik riskler ve son olarak dün IŞİD karşıtı koalisyonun Amerikalı komutanlarından birinin Rakka operasyonunda YPG'nin de yer alacağını açıklaması siyasetteki tansiyonu piyasalara taşımış oldu. Evet, yani basitçe doları artıran nedenler, etmenler bu şekilde sıralanabilir. Bugün piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili ekonomi cephesinden, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den bir açıklama geldi. Zeybekçi öncelikle endişe duyulmasını gerektirecek bir durumun olmadığını, seviyelerin Türkiye için normal karşılanabileceğini söyledi ve piyasaların kendi içerisinde dengesini bulacağını ve o denge içerisindeki rakamın da Türkiye için kabul edilebilir bir seviye olacağına inandığını belirtmiş oldu. Ekonominin notları bugün bu şekildeydi. Siyaset kulislerinde bir süredir kapalı kapılar arkasında konuşulan erken seçim iddiası iktidarla ana muhalefet arasında polemiğe dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın FETÖ temizliği için erken seçime hazırlandığını iddia etti. Ancak Başbakan Binali Yıldırım bu iddiayı akla ziyan bir iş olarak niteledi. İki lider arasında bir de baylok polemiği var. Programı çıkarsın, yazılımı çıkarsın, bağımsız bir kuruluşa versin. Bağımsız bir kuruluş yayınlasın. İktidarla ana muhalefet arasında erken seçim ve baylok polemiği başladı. Baylok kullananların çözülen isimleri seçilerek savcılığa gönderiliyor. Bunu da açık ve net söylüyorum. İsimleri bildirilmiyor. Habertürk'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun baylok iddiasına yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu çok önemli bir ihbarda ve iddiada bulunuyor. Böyle bir iddia varsa bunun belgelerini bize versin de biz de gereğini yapalım. Yani bizim görevimiz suçluları, suçlu zanlılarını ayıklamak değil, hepsini derleyip toparlayıp adalete teslim etmek. Eğer böyle bir şeyi biliyor da bizi bilgilendirmiyorsa o zaman görevini yapmıyor demektir. Polemik bu kadarla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu iktidarın erken seçime hazırlandığını öne sürdü. Tek başına yönetiyorsun, niye seçime gidiyorsun? İçlerindeki baylokçuları elimine etmek için. Hele hele FETÖ'cüleri temizlemek için seçim. Akla ziyan bir iş. Yani söylenen bir lafın yakışığı olması lazım. Başbakan Yıldırım erken seçim iddiasını kesin bir dille reddetti. Suçluları temizlemek için erken seçim mi yapılır? Onları tutup adalete teslim etmektir doğru olan.
Seçim oyuncak değil ki ya. Bir seçim demek bir yılın kaybı demektir. Öyle zırt pır seçim, milletin işi gücü yok da bizle mi uğraşacak? Yıldırım'a Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanağ'ın gözaltına alınması da soruldu. Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukukun gereği neyse o yapılır. Bir gözaltı süreci sona ermeden bir atama yapmak söz konusu değil. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin kriz sürüyor. Washington'da açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerikan yönetimini uyardı. Gülen'in iade edilmemesi ilişkilere büyük zarar verir dedi. Gülen'le ilgili sürpriz açıklama ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. 15 Temmuz darbe girişiminden Gülen'i barındıran Amerikan yönetimini sorumlu tutan Putin, bir ülkenin iç siyasetine müdahale kabul edilemez diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri için Üsame Bin Laden ne anlam ifade ediyorsa, Türkiye ve Türk halkı için de Fethullah Gülen o anlamı ifade etmektedir. Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Ankara'nın taleplerini ağırdan alan Amerikan yönetimine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan uyarı geldi. Herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın terör faaliyetlerine devam etmesi, iade edilmemesi, geçici tutuklanmaması Türkiye-ABD arasındaki ilişkilere büyük zarar verecektir. Washington'da SETA Vakfı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Bozdağ, Gülen örgütünün Amerika Birleşik Devletleri içinde bir tehdit unsuru olduğunu söyledi. 18 yıl olmuş Amerika'da, tamam mı? 18 yıl olmuş bunlar geleli. Eğer tedbir almazsa Amerika Birleşik Devletleri, çok net söylüyorum, hiç böyle şey yapmadan 10 sene sonra bunlara tedbir almaya gücü yetmez. Gülen'le ilgili sürpriz açıklama ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Soçi'de düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü'nün toplantısında Fethullah Gülen'le ilgili bir soruyu yanıtlayan Putin, Amerikan yönetimini Türkiye'nin iç işlerine karışmakla suçladı. Bence bir ülkenin başka bir ülkenin siyasi sürecine müdahalesi kabul edilemez. İster siber, isterse şu veya bu ülkenin kontrolündeki araçların yardımıyla olsun, fark etmez. Bu kabul edilemez. 15 Temmuz'un ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başlatılan tasfiye sürüyor. Kara ve Deniz Kuvvetleri'nden 195 personel daha ordudan atıldı. Soruşturma jandarma ve sahil güvenliğe de sıçradı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 153, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 112 personeli görevden uzaklaştırdı. 153 jandarma personelinden 42'si subay, 56'sı astsubay, 30'u uzman çavuş, 17'si uzman erbaş ve 8'i memur. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 52'si subay, 58'i astsubay, 1'i uzman erbaş ve 1'i de memur olmak üzere 112 personel açığa alındı. Milli Savunma Bakanlığı da Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından 195 personeli ihraç etti. Bu kişilerden 158'inin subay olduğu öğrenildi. Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndaki operasyonla ilgili son durumu da aktaralım. 17 ilte gözaltına alınan pilot sayısı 61'e yükseldi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 73 pilot hakkında gözaltı kararı vermişti. 17 ilde 2 gündür devam eden operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Zanlıların sorgusu Konya Emniyeti'nde devam ediyor. Şüpheliler anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Fethullahçı terör örgütünün yargı ayağındaysa tutuklama kararları geldi. 21 Sayıştay denetçisinden 15'i tutuklandı. Bu kişiler arasında Anayasa Mahkemesi'nin eski genel sekreteri Mehmet Oğuz Kaya da var. Ankara'da yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden
Aralarında Anayasa Mahkemesi'nin eski genel sekreteri Mehmet Oğuz Kaya'nın da olduğu 15 kişi tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yarsav'ın başkanı Murat Arslan da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yarsav, 15 Temmuz'un ardından çıkarılan OHAL kararnamesiyle kapatılmıştı. Bursa Emniyeti'ndeki Baylok operasyonunda da tutuklama kararları geldi. Gözaltına alınan 27 polisten 15'i tutuklandı. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Mersin ve Hatay'da gözaltına alınan 27 polisten biri emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 polis serbest kaldı. Karacabey'de gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri de tamamlandı. Zanlılardan biri tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fethullahçı terör örgütü soruşturmasında aranan 3 kişi sığınmacılarla birlikte Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan zanlılar soruşturmanın sürdüğü Hatay'a gönderildi. Hatay'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi sığınmacılarla birlikte Avrupa'ya kaçmak isterken yakalandı. 24 Ekim'de Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmak isteyen bir gruba sahil güvenlik botları müdahale etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde lastik botla açık denizde Yunan adalarına ulaşmaya çalışan sığınmacılara sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi görülüyor. Yakalanan 65 göçmen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde kimlik kontrolünden geçirildi. Göçmenlerden 62'sinin Suriyeli olduğu belirlenirken 3 kişi Türk vatandaşı çıktı. Yapılan incelemede 3 kişinin Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy, esnaf Mehmet Pehlivan ve Ahmet Uygur olduğu belirlendi. 3 şüpheli Hatay'a, göçmenler de işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İstanbul'da şort giydiği gerekçesiyle hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu için bir kez daha yakalama kararı çıkarıldı. Çakıroğlu akşam saatlerinde Çekmeköy'de gözaltına alındı. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşmada Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine karar vermişti. Başsavcılığın Çakıroğlu'nun tahliyesine yaptığı itiraz nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Abdullah Çakıroğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Çakıroğlu akşam saatlerinde bir kez daha gözaltına alındı. Olaydan 5 gün sonra yakalanan saldırgan 18 Eylül'de savcılıkça serbest bırakılmış ancak kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine tutuklanmıştı. Türkiye, Cumhuriyet'in 93. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da yarın gün boyu etkinlikler düzenlenecek. İki farklı noktada neler olacağını aktaracağız. Ramazan Düzgün ve Meva Coşkun konuklarıyla bizi bekliyor. Önce Nilüfer'e gidelim. Zira Nilüfer'de yıllardır düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü bu kez
farklı bir ruhla yapılacak. Ayrıntılar Olay Haber muhabiri Ramazan Düzgün'de. Ramazan Düzgün, Nilüfer'de nasıl bir hazırlık var, senden dinleyelim. Esat Kaplan, Cumhuriyet'in 93. yılı Nilüfer'de oldukça anlamlı ve bu zamana kadar pek de eşine rastlamadığımız bir temayla karşımıza çıkacak. Cumhuriyet'in 10. yılında yaşanan kutlamaların bir benzeri, hatta o dönemi çağrıştıran bütün etkinlikler yarın akşam bu saatlerde şu anda bizimle bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Nilüferlilerle, Bursalılarla binlerce kişiyle buluşacak. Detaylarını ise konuğumuzdan alacağız. Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey şu anda yanımızda efendim. Yarın bu saatlerde hangi manzarayla karşılaşacağız, neler göreceğiz efendim burada? Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum tüm izleyenlerimize. Ve ulusumuzun en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramımızı şimdiden daha kutluyorum. Evet, yine Cumhuriyet coşkusu Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda atacak yarın akşam. Gerçekten 10. yıl ruhuyla, yani 1933'te biliyorsunuz ilk defa halk tarafından kutlanmıştır Cumhuriyet. Ve Cumhuriyet'in 10. yılının aynısına benzer temayla biz Nilüfer'de bunu kutlamaya çalışacağız. Tabii birçok etkinlik var ama onların en başında tabii düzenlemiş olduğumuz taklar. 10. yılda o resimlerden almış olduğumuz o görüntüleri aynısını şu anda FSM'de görebiliyorsunuz. Ve o ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Ve yine yaklaşık 3000 civarında insanımızın o günkü kostümleri giyerek yürümesi ve o kostümlerle 1933'ü bugüne taşıması bizim için çok önemli. Bunun yanında tabii alana vardığımızda, hastane alanına vardığımızda ki saat 19 itibariyle, yani yarın akşam saat 7'de buluşacağız. Aynı noktada her yıl yaklaşık 10 yıldır buluştuğumuz noktada buluşacağız. Acıbadem Kavşağı'nda oradan yürümeye başlayacağız. Ve hastane alanında, yani bizim aslında uzun zamandır demokrasi alanı diye tarif ettiğimiz ve demokrasi meydanı yapılmasını arzu ettiğimiz o hastane alanında etkinliklerimize devam edeceğiz. Tabi orada ne karşılayacak bizi? Öncelikle bir etkinlik çadırımız var. Ve interaktif bir sergimiz bu çadır içerisinde. Interaktif bir sergi var ki bu sergiyi herkesin görmesini arzu ediyoruz. Bir müddet açık kalacak, tüm öğrencilerimizin, Bursa'nın her noktasındaki öğrencilerimizin ve insanlarımızın, Bursalıların bu sergiyi özellikle gezmesini arzu ediyoruz. Orada video görüntüleriyle Cumhuriyeti gerçekten ne şartlarda kurulduğu ve günümüze değin birçok olayı orada yansıda bulmuş olacaklar. Tabii yine alanda İstiklal Marşımız, ardından yine benim konuşmam ama en önemlisi çok güzel orada esas bizi duygulandıracak olan, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doruğa tırmandıracak olan da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hologram tekniğiyle bizlere nutku seslendirecek. Onun için şimdiden daha heyecanlıyım. İnanıyorum ki katılan herkes, ki ben en az geçmiş yıllardaki kadar kalabalığın olacağına inanıyorum. Daha da fazlasının olacağına inanıyorum. Çünkü biz burada Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı, çıkacağımızı 10 yıldır gösteriyoruz. Ve göstermeye devam ediyoruz. Alanlarda kutluyoruz, salonlarda değil. Alanlarda bunu, Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı aykırıyoruz ve aykırmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet barıştır. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet laikliktir. Cumhuriyet bizi birbirimizi bağlayan unsurdur. Cumhuriyet ötekileştirmemektir. Onun için biz yarın akşam burada her zamanki gibi hiç kimseyi ötekileştirmeden inançları, siyaset anlayışı, milliyeti ne olursa olsun, her şey farklı olsa dahi omuz omuza hep beraber Cumhuriyet coşkusunu en doruk noktada kutlayacağız ve kutlamaya devam edeceğiz. Onun için herkesi ben sizler aracılığıyla tüm Bursalıları yarın akşam Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na davet ediyorum. Oradan hastane alanı dediğimiz demokrasi meydanına geçeceğiz. İşte o sürprizler orada olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Özellikle 10. yıl ruhunun yansıtılması düşünülen bu sürprizlerin herkes tarafından görülmesini arzu ediyorum.
Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Yarın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı binlerce kişiyi ağırlayacak. En dikkat çekici nokta ise hastane alanında kurulacak bir sahnede Atatürk'ün hologram teknolojisi kullanarak sahneye yansıtılacak olması ve etkinlikler 10. yıl marşının hep bir ağızdan söylenerek noktalanmasını bekliyoruz. Bizler de bu etkinliği sizler için yakından takip edeceğiz Esat Kaplan. Evet, Nilüfer'den Yıldırım'a dönelim şimdi de. Yıldırım Belediyesi de Cumhuriyet Bayramı için özel bir program hazırladı. Olay Haber muhabiri Meva Coşkun da Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile birlikte. Meva Coşkun, sözü sana ve konuğuna bırakalım. Esat Kaplan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Tüm yurtta Cumhuriyet'in 93. yılı coşkusu kutlanacak. Bursa'da da kentin birçok noktasında etkinlikler düzenliyor. Yıldırım Belediyesi bu etkinlikler kapsamında bir Türkiye rekoruna da hazırlanıyor. Biz şu anda Mimar Sinan Spor Kompleksi'ndeyiz ve yanımızda Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali var. Sayın Edebali, yarınki programın ayrıntılarını sizden dinleyelim. Yıldırım'da Cumhuriyet Bayramı hangi etkinliklerle kutlanacak? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi biz de Yıldırımlar olarak Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Tabii bu sene Cumhuriyetimizi kutlarken bir farklı bir anlamı da var. Çünkü bizler 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Ve bu hain darbe girişiminden sonra birlik beraberliğimizin teminatı olan milli irade ve demokrasimize sahip çıkmak için bütün halkımızla birlikte yarın coşkulu bir kutlama yapacağız. Öncelikle saat 18.30'da Gökdere Meydanı'nda toplanıyoruz. Ve orada mehteran takımımız, rahvan atlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşları, gazilerimiz, özellikle 15 Temmuz'daki gazilerimiz ve bütün gazilerimizle birlikte, halkımızla birlikte bayrak meydanımıza bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yürüyüşten sonra da hemen akabinde de tabii bizim kadim bir medeniyetimiz var. Biz Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü kutluyoruz. Ancak kadim bir mazimiz var. Biz Cihan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 717. kuruluş yıl dönümünü de kutlayacağız aynı zamanda. Ve Anadolu topraklarının ebediyen tapumuz olduğu Malazgirt Zaferi'nin 945. yıl dönümü var. Üçünü birlikte kutlayacağız. Yani biz kökü mazide olan bir milletiz. Hep birlikte. Tabii bunu yaparken de bu kadim medeniyetimizi, yakın tarihimizi domino taşları görseliyle bir şölen havasında bir tarihi canlandırmış olacağız. Bir rekor denemesi var. Evet, 300 bin domino taşıyla bir Türkiye rekoru kırılacak. Ve o Türkiye rekorunda da özellikle yakın tarihimiz, Çanakkale Zaferi, Cumhuriyet'in kuruluşu ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin görsel şölenle bunları canlandırmış olacağız. Hem genç kuşakların hem insanlarımızın tarihimizle ilgili olup bitenleri bilmeleri açısından hem de Cumhuriyet'i coşkulu bir şekilde kutlama adına böyle bir görsel şovumuz var. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Bu görsel şovumuzdan sonra da alanımızda ki insanlarımızla birlikte çok değerli sanatçılarımız var. O sanatçılarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 93. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlamaya hazırlanıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali. Esat Kaplan, biz şu an Mimar Sinan Spor Kompleksi'ndeyiz. Buradaki hazırlıklar sürüyor. Biz yayınımızı burada noktalayıp sözü tekrar size bırakıyoruz. Değerli izleyenler, Bursa'daki kutlamalar elbette bu kadarla sınırlı kalmayacak. Resmi kutlama programı sabah saat 10'da heykelde yapılacak. Atatürk Caddesi'ndeki törenlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet yürüyüşü saat 12'de başlayacak. Osman Gazi Belediyesi de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir etkinlik düzenleyecek. Program saat 18'de başlayacak. Mudanya Belediyesi de Cumhuriyet'in 93. yaşını özel bir programla kutlayacak. İskele Meydanı'nda saat 18.30'da başlayacak Cumhuriyet yürüyüşü, Mütareke Meydanı'nda sona erecek. Bursa Kent Müzesi, Cumhuriyet Bayramı öncesi özel bir sergiyi izlenime sundu. İhsan Celal Antel'in arşivindeki fotoğraflardan oluşan sergi,
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gözler önüne seriyor. Bursa Kent Müzesi Cumhuriyet'in 93. yılı nedeniyle İhsan Celal Antel'in fotoğraflarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor. İhsan Celal Antel, Bursalı bir sanayici. 1930'lu, 40'lı ve 50'li yıllarda Bursa'daki tüm bayramları, tüm törenleri fotoğraflıyor. Sanayiciliğin yanında da fotoğraf çekme merakı bugünlere çok şey bırakmış bize. İhsan Celal Antel'in arşivindeki fotoğraflardan oluşan sergi Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gözler önüne seriyor. Oğlu Afif Antel elindeki fotoğraf koleksiyonunu Bursa Kent Müzesi'ne bağışladı. Tabii bu diyalar halinde geldi. Biz bu diyaları çözmeye başlayınca binlerce Bursa ile ilgili fotoğraf elimize geçmeye başladı. Bursa'nın görsel tarihi açısından bize çok şey kazandırıyor. Bursa'da Cumhuriyet Bayramları sergisi 30'lu, 40'lı, 50'li yıllardan itibaren Bursa'da yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gözler önüne seriyor. Sergi kentin yakın tarihine de ışık tutuyor. Fotoğrafa bakınca işte yerlere bakıyorsunuz. Arnavut kaldırımı döşeli. Şimdi asfalt var. Neden değişmiş? Ulu Cami'nin önünden geçen bir tören arabası bugün Ulu Cami'nin seviyesinden daha aşağıda. Ama bugünkü geçenler daha yukarıda. Çünkü asfalt döküle döküle o yolda yükselmiş. İnsanların saç tarama şeklinden, elbiselerinden, ayakkabılarından, duruşlarından o dönemin sosyal yapısını da çıkarabiliyorsunuz. Bursa'da Cumhuriyet Bayramları sergisi bir ay boyunca izlenime açık kalacak. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet Konseri'nde büyük coşku yaşandı. Şef Naci Özgüç yönetimindeki orkestranın bu haftaki konuğu bas Tevfik Rodos'tu. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet Bayramı özel konseri sanatseverlerle doldu taştı. Bursa Senfoni Orkestrası'nın 15 yıl önceki konserlerini biliyorum ve 30 kişiye konser verdiklerini hatırlıyorum. Burada duyduğuma göre bütün salon 1200 kişi doluyormuş. Çok gurur verici bir şey. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası görevlerini sosyal anlamda çok iyi yerine getirebilen ve bunun farkında olan özellikle şehriyle de en iyi bütünleşmiş orkestra olarak nitelik kazanmış bir orkestra. Şef Naci Özgüç yönetimindeki konserde Eray Yinal'ın Anadolu Rapsodisi adlı eserinin ardından bas Tevfik Rodos, Cumhuriyet tarihinin en büyük bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun'un 7 Halk Türküsü'nü seslendirdi. Orkestra konserin ikinci bölümünde Ulvi Cemal Erkin'in Anadolu motifleriyle bezeyerek 6 yılda bestelediği ikinci senfonisini seslendirdi. Uzun süre ayakta alkışlanan orkestra sanatseverlere 10. yıl marşı ile veda etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla konsere eşlik eden izleyiciler de orkestrayı İzmir Marşı ile selamladı. Fotoğraf sanatının ustaları bir kez daha Bursa'da buluşacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği ile birlikte bu yıl 6.sını düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Festivali 5 Kasım'da başlıyor. Bursa'dan on binlerce kare tüm dünyaya buradan gönderilmiş olacak. Bu güzelliği tekrar 6. defa yaşamış olacağız.
Fotoğraf tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali, Kasım ayında sanatseverlerle buluşacak. Bursa'nın tanıtımına büyük destek verecek, ülke tanıtımına destek verecek olan bu çalışma her geçen gün daha da gelişiyor ve daha da büyüyor. Bu yıl festivalimize 69 ilimiz katılıyor. Geçtiğimiz yıllara göre her yıl dediğimiz gibi bir adım daha öne gidiyoruz. 5-10 Kasım tarihleri arasında 6.sı düzenlenecek festivalin bu yılki teması kent diyalogları. Sergiler, paneller, toplantılar, gösteriler, portfolyo değerlendirmeleri, atölye çalışmaları gibi etkinliklerle özgünlüğünü hissettirecek. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı festival boyunca fotoğraf sanatının yerli ve yabancı ustaları Bursalılarla buluşacak. 56 ülke katılıyor. 147 sanatçımız 3900'e yakın fotoğrafla bu yarışmaya katılıyor. Bu da Bursa'ya has ve bu organizasyona has dünyada özel bir çalışma olmuş oluyor. Sanatseverler festivalde açılacak sergide yurt içinden ve yurt dışından 130 fotoğrafçının çalışmalarını da takip etme şansı bulacak. Tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi anlatılabilmesi ve bundan sonraki kuşaklara aktarılabilmesi konusunda biz fotoğrafçılar olarak kentin yaşadığımız alanlarına tanıkları olarak kalıcı etkilerle, kalıcı eserlerle bırakabilme şansımız olacak. Osman Gazi Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Selimiye ve İntizam Mahalle Muhtarlıkları törenle açıldı. Başkan Mustafa Dündar'ın gündeminde Suriyeli sığınmacılar ve kentsel dönüşüm vardı. Osman Gazi Belediyesi ilçeye yeni muhtarlık binaları kazandırmaya devam ediyor. Başkan Mustafa Dündar'ın ilk adresi Selimiye Mahallesi'ydi. Bu yerlerde yeni hizmet üretmek, özellikle muhtarlarımıza böyle özel yer yapmak çok zor. Ama biz elhamdülillah Selimiye Mahallemize böyle bir yer yaptık. İntizam Mahallesi'nde de muhtarlık binasının açılışını yapan Dündar, bölgede yaşayan çok sayıda Suriyeli olduğunu hatırlattı, mahalle halkına teşekkür etti. Tabii burası onlarla birlikte yaşayan, onları bağrına basmış, onlara kucağını açmış ve insanlık adına bence tüm çağdaş dünyaya güzel bir mesaj vermiş İntizam Mahallemiz. Altıparmak ve çevresinin Bursa için önemine değinen Dündar'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı. Yeni proje çalışmalarımız da devam ediyor. İşte Çekirge'de olduğu gibi, bölgede olduğu gibi. Burası da değişecek, dönüşecek. Gerçek Bursa burası. Bursa'nın değerleri burada. Burası yine eski hüviyetine bürünerek Bursa'nın en cazip yeri olacak. Moda dünyasının önemli isimlerinden tasarımcı Önder Özkan, Bursa'da Yeşim Tekstil'in konuğu oldu. Özkan, tasarımda araştırma geliştirmenin önemine dikkat çekti. Biyeneli için bir çalışma yaptı. Türkiye'nin moda ve tasarımda atması gereken adımlar Yeşim Tekstil'in gündemindeydi. Üniversiteyle sanayinin işbirliği yapması gerekiyor. Bizdeki en büyük problem sanayinin ve bir üniversitenin yani akademinin farklı dillerde konuşuyor olması. Sonuçta bütün bu öğrenciler mezun oldukları zaman endüstride iş arayışı içerisine giriyorlar. Belki de bu anlamda sanayi eğitime biraz yön vermeli. Kelebeğin Dünyası etkinliklerine katılan tasarımcı Önder Özkan, Yeşim Tekstil çalışanları ve yöneticileriyle modada söz sahibi olmak için Türk tasarımcıların izlemesi gereken yolu paylaştı. Her zaman Paris ve Milano ve New York her zaman kapital olarak kalacaktır, moda kapitalleri. Ancak Türkiye buradaki kendi dinamiklerini kullanarak bir ölçek yakalamalı. Belki bir ürün grubuna yönelmeli ya da bir uzmanlık alanı edinmeli. Yani her şeyi üretmek değil, belli konularda, spesifik konularda uzmanlaşmak önemli. Özkan, tasarımda 2017 trendleri için de ipuçları verdi. Pudra rengi 2017 yazın ağır temalarından bir tanesi, etkin temalarından bir tanesi olacak. Uzun silüetler var, vücuda oturmayan silüetler. Daha kadının da cinsiyet olarak aktif olduğu bir çağa girdik. Erkekle yarıştığı zaten bir çağdayız. Bu anlamda daha erkeksi silüetlerin kadınlar üzerinde gördüğümüzü söyleyebilirim. Türk basını duayen isimlerinden birine daha veda etti bugün. 84 yaşında hayatını kaybeden Nail Güreli İstanbul'da toprağa verildi. Çarşamba akşamı yaşamını yitiren Güreli için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Güreli Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1932 yılında İstanbul'da doğan Nail Güreli, gazeteciliğe 1952 yılında Hizmet Gazetesi'nde başladı. 1959'da yılın gazetecisi seçilen Güreli, 1994-2001 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapmıştı. Dünyanın en büyük doğal yaşam alanı Antarktika'da kuruluyor. Avrupa Birliği tarafından oluşturulacak doğal yaşam alanı yaklaşık 1,5 milyon kilometre kare. Doğal yaşam alanı penguenler, balinalar ve deniz kuşlarının da olduğu 10 binden fazla türe ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği'ne üye 24 ülke Antarktika'da dünyanın en büyük deniz parkını oluşturmak üzere anlaşmaya vardı. Toplam alanı 1 milyon 550 bin kilometre kare olacak. Devasa koruma alanı Ross Denizi'nde oluşturulacak ve bu bölgede 35 yıl balıkçılık yasaklanacak. Avustralya'nın güneyindeki Ross Denizi, özel yapısıyla ekolojik açıdan dünyanın en önemli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Oluşturulacak sığınak, dünyadaki penguenlerin büyük çoğunluğunu barındıran, balinaların, deniz kuşlarının ve devasa kalamarların da arasında bulunduğu 10 binden fazla türe ev sahipliği yapan Güney Okyanusu'nun %12'sinden fazlasını kaplayacak. Bilim insanları ve çevre gönüllüleri kararın deniz çeşitliliğinin korunması açısından küresel çabalara eklenmiş tarihi bir kilometre taşı olarak nitelendiriyor. Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Olay ana habere Eray İnal'ın Anadolu Rapsodisi'nden bir bölümle veda ediyoruz. Mutlu akşamlar.